Herkese merhaba. Bu videoda Starbucks'ın hazır cappuccino'sunu inceleyeceğiz. Daha önce de yine Starbucks'ın kafe latte ve karamel latte isimli ürünlerini de incelemiştik. Ben de zaten bunları aldığımda 3 tane almıştım. İşte cappuccino da onlardan biriydi. Sanırım mocha da çıkmış. Geçen gün markette gezerken gördüm. Hatta 3 al 2 öde yapmışlar. Tahmin ediyorum ki çok tutmuyor bu ürün. Çünkü 3 lira 45 kuruş gibi bir fiyatı var. Yani 3 al 2 öde bile yaptığınızda 2 liradan fazlaya geliyor bunun tanesi. Yani hazır kahve içicileri için bence yüksek bir fiyat. Filtre kahve içenler de genelde bu tarz şeyleri tercih etmiyor. Ya ben kendim instant kafe düşmanı değilim hiçbir zaman ama yani ben çok kaliteli bir filtre kahveyi 1,5 liraya falan fincanını mal edebiliyorum kendi evimde. O yüzden tercih etmiyorum. Ya bunu belki Starbucks'ın kendi mağazalarındaki eskiden satıyorlardı. Bu şekilde instant kafe karışımları çok eskiden beri var aslında. Çoğu insan bilmez. Oralarda belki satabilirsiniz ama bunu büyük marketlerde biraz zor bu fiyatlara satmak diye düşünüyorum. Çünkü bunların rakipleri 1 lira civarında, toplu alımlarda çok daha ucuza bile gelen versiyonları var. Neyse diyelim biz buna bakalım. Starbucks cappuccino diyor, premium kahve karışımı. Kadifemsi ve zengin içim diyor. Bakalım gerçekten zengin bir kahve tadı alabilecek miyiz? Umarım alırız. %100 arabika çekirdekleri. Bir bardak içinde kalorimiz 56 kalori. Yine daha önce söylemiştim az gelebilir bu kalori ama normal kahve zaten neredeyse kalorisiz bir içecektir. 1 kalori falandır yani bir fincan kahve. Şöyle paketin arkasını da göstereyim ben size. Şurada hazırlanışı yazıyor. Biz de zaten o hazırlanışa uyacağız. Yine daha önce söylemiştim. Nestle üretiyor bu ürünleri. Starbucks'ın hazır kahve ürünlerini. Bir de içindekilere bakalım. Yarım yağlı süt dozu %53. Çözünebilir kahve %14,7. Yağsız süt dozu %9,6 diyor. Kahve oranı yüksek gibi. Ama süt dozu tabii yine fazla. Bakalım nasıl bir şey. Hadi hemen yapalım bunu. Evet, paketimizin şurada açma yeri var arkadaşlar. Hemen açıyorum oradan. Güzel kaliteli bir paketi var. Bardağımıza dökelim. Evet, görüyor musunuz? 14 gram. Gayet güzel. Daramızı alalım. Şimdi 180 ml su istiyordu. 180 ml su koyuyorum. Evet, 180 ml de su koydum. Şimdi karıştırabilirim. Cappuccino'da köpük çok önemlidir. Bunun da köpüğü gayet güzel oldu gibi. Ne dersiniz? Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel, bol bir köpüğü oldu. Bakalım tadı nasıl? Evet, birkaç yudum aldım bu cappuccino'dan. Kahve tadı gerçekten belirgin olmuş. Bu sefer kahve oranını yüksek kullanmışlar. Zaten güzel bir cappuccino'da da kahve tadını almanız gerekir. Hatta kahveyle yapılan sütlü içeceklerin çoğunda da kahve tadını bir şekilde almanız gerekir ki ne içtiğinizi anlayın. Çünkü ben önceki videolarda da söylemiştim galiba. İşte çoğu kahve zincirine gittiğimde canım bir mocha içmek istediğinde veya latte içmek istediğinde güzel bir. Adamlar bana Nesquik gibi bir şey veriyorlar yani. Öyle bir şey geliyor ki önüme. Şeker şurubundan artık karma karışık olmuş. Neyse dediğim gibi kahve tadı gerçekten güzel bir şekilde geliyor. Keskin. Çok hafif bir ürün değil. Köpüğün dokusu da yine ağzınıza gelecek kıvamda. Onu da söyleyeyim. Köpük de bayağı bir doku oluşturmuş üst tarafta. Öyle yalandan bir köpük değil. Hatta bakın şuradan da anlaşılıyordur köpüğün kıvamı. Ben birkaç dakika daha beklemek istiyorum. Bir 60 derecelerde de bir tadına bakacağım. Ondan sonra bir iki yorum daha yaparım. Kapatırız videoyu. Ha bu arada bu köpüğün arkadaşlar bir işlevi daha vardır. Yani köpüklü sıcak ve soğuk içeceklerde. Bu içeceklerin uzun süre istenen sıcaklıkta kalmasını sağlar. Diyelim ki bu kahvenin 80 derecede tavsiye ediliyor içilmesi. Köpük sayesinde bu içilebilir derecede daha uzun süre kalabiliyor. Daha uzun sürede soğuyor yani öyle söyleyeyim size. Soğuk içecekte de aynı şekilde köpük varsa üzerinde daha geç ısınacaktır ve işte köpük birazcık dış etkenlerden koruduğu söylenir ısı konusunda. Öyle söyleyeyim size. Evet bir 3-4 dakika bekledim arkadaşlar. Dediğim gibi keskinlik birazcık azaldı. Ama kahve tadı yine güzel bir şekilde geliyor alttan. Ben açıkçası şu an denediğim bu 3 kahve arasında kafe latte, karamel latte ve bu cappuccino arasında en çok bunu beğendim. Ha yine derseniz 3 lira 45 kuruş eder mi? Hayır kesinlikle etmez. Ama nedir mesela? Şu an işte dediğim gibi 3 al 2 öde var. 2 liraya falan geliyor. 2 lira eder arkadaşlar bu kahve. Eğer hazır kahve içmeyi seviyorsanız normal filtre kahve yani gerçek cappuccino yapacak ekipmanlarınız yoksa ki bu da espresso makinesi falan gerektiriyor. Hazır cappuccino'ları da sütlü kahveleri de içmeyi seviyorsanız bence 2 liraya falan alınabilecek bir ürün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.